Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, bu hafta sizlere artık çok eski zamanlarda kalmış olan ama hala faaliyette olan pancar hasadının elle yapıldığı ve bunun sökümünün yağmurlu şartlarda tesliminin çok zor olduğu bir yılda pancar hasadı başlığıyla ekranlarınıza geliyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, yanımızda tarla sahibimiz var. Onu bir tanıyalım öncelikli olarak. Abdullah Uslu. Abdullah, neredeyiz? Burası neresi? Nerenin köylüsünüz, neresinin çiftçisiniz? Konya Ilgın ilçesi Karaköy mahallesi olduk yani. Şimdi Karaköy köyü direkt mahalle olduk şimdi. Şimdi Abdullah, biz böyle temelinden başlayalım. Bu pancar hasat tarımıyla alakalı olarak. Sizin bakış açınızda, sizin düşüncelerinizde pancar tarımını ekranlarımıza getirelim. Malum bu sene şeker oranlarında bir düşük durum var. Bunu da gündeme getirelim istedik. Böyle yağışlı bir günün arkasından da geldik. Sizin misafiriniz olduk. Bize neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben şunu sorayım. Pancar tarımını ne zamandan beri yapıyorsunuz? Ben askerden geldim geleli bu işi yapıyorum yani. O zaman şöyle 20-25 yıl mı diyeceğiz? 30 yıl. 49 yaşındayım. Maşallah, sen genç gösteriyorsun Abdullah. Şimdi ben de bu tarlaya geldiğim zaman, ben de değerli izleyiciler, pancar hasadı yaptığımız zamanlar aklıma geldi. Şimdi biz de, ben Çumra Ziraat Meslek Lisesi, Tarım Meslek Lisesi mezunuyum. Çumra Tarım Meslek Lisesi'ne Konya'dan gittim. Konya'nın bir şehir çocuğu olarak gittim ama gider gitmez de malum okullar açılır açılmaz Eylül-Ekim ayları hemen pancar hasadına denk geldik. Pancar hasadına başladık. Tabii o zamanlarda da gerçi ilk kendi yürür söküm makinesi de Çumra Tarım Meslek Lisesi'ne gelmişti 1990'da. 89-90 yıllarında ilk o zaman denenmişti. Ama o zamanlarda pullukla sökülürdü. Yapılan namluları biz yapardık arkadaşlarla, öğrenciler olarak. Bizde de var yani pullukla sökümleri, önceleri o zamanlar bizde de vardı. Sonra üçlü yaptık sökümleri motorun arkasında. O sistemler bitti yani. Ya makineyle söküm yaptırıyoruz ya da böyle arkadaşlara söküm yaptırıyoruz yani. Evet, işçi olduğu zaman işçi kendisi söküyor diyorsunuz. Tabii ama 1-2 dakar olur, pancarın fazla olmaz. O zaman kendimiz ekim yaparız yani, sökümünü yaparız. Adamı boş olursak kendimiz yaparız, de yapabiliriz. Yani mecbur kaldın mı ne yapacaksın? Bu iş bizim yani, mecburuz yani. Tabii canım, şimdi eğer yetişebiliyorsan kendin sökeceksin, yetişemiyorsan işçi arkadaşlarla beraber sökeceksin. Ben de şimdi çocukları okumaya gitti. Hepsi dışarıda, bir hanımla ikimiz varız. O da rahatsız. Zaten bana hiç faydası yok. Sen tek başına bu işleri yapmıyorsun. O zaman yapıyoruz. Ancak bu çökülen pancarı fabrikaya götürme. Tabii dolduruyoruz. Bir arkadaşına işte kubaşıyoruz. Onu konu benimkini bir yüklediyoruz makineyle. Alıp gidiyoruz yani. Anladım. Şimdi ben de o tarihleri anlatıyordum. Bizde arazide tabii öğrencilerin hepsi o tarihte Eylül-Ekim aylarında pancar hasadıyla alakalı arazide çalışırdık bizde. Şimdi kimi söker, kimi deste yapar, kimi yığın yapar, kimi keser kelelerini falan. Biz de bu tarlalarda çalıştık. Çok fare kovaladık. Doğru. Fare çok çıkar, fare kovaladık falan. Palalarla çok kullandık. Fare pek olmuyor şimdi her nedense. Bizim zamanımızda daha çoktu tabii. O zaman biyolojik yaşam vardı. Şimdi biraz daha fazla kimyasal kullanılıyor. Belki işte yakını, bak bu arkadaşın tarlası 15 gün oldu. Eğer o senin dediğin fare olaydı bu pancarın yarısını yerdi. Pancarda o kadar fare yok diyorsun. Yok, o şimdi hiç yani ben bizim pancara bir haftayı geçti arkadaş başlayalı söküme. Bir hafta sonra yüklemeye başladık. Bir tane fare çıkmadı altından. Yani yok şimdi fare. Farenin olduğu mu iyi, olmadığı mı iyi? Nasıl olacak şimdi? Bizim için olmadı. Zaten kurak arazilerde, ekinlerde, şu anda tarlalarda olan yerler var fare. Kışın bize çok zarar veriyor fare. Şimdi her şeyin fazlası zarar tabii. Zarar. Farenin fazlası da zarar. Tabii. Ama şimdi eğer tarladaysan, bitki yaşıyorsa, burada bir canlılık varsa hiç fare görmemek de sıkıntı. Ya, teklemeye, teklemeye çıkması lazım. Niye? Çünkü canlılık olduğunu gösteriyor. Bulabilirsin, bir iki dek gelir yani, öyle şey değil yani. Anladım.
Yani buralarda bir de tilki milki de çok, yani fareler topluyor yani, var yani tilkinin tilki. Olması çok, anızların yakılmaması önemli. Anız tabii yani fareleri. Yok, belki bizim burada yakan olmaz, bizim köyümüz. Yılanlar olur, yılanları tabii yaşaması lazım ki farelerle mücadele etsin. Bu ağaçların oralarda falan devamlı denk gelir yılan falan yani olur. O zaman yani doğal denge var demektir burada. Burada evet. Var, var. İşte biz bu hasadı yapardık, bir gün bir anımı anlatayım. Palayı yanlışlamaya ben bir vurmuşum, baş parmağımı kestim. Olur, evet, tabii. Baş parmağı kesince hemen dediler ki sen buradan okula git, oradan ilk yardımı yapsınlar, müdahaleni yapsınlar, pansumanını yapsınlar. O zaman nöbetçi öğretmenimiz, başımızdaki öğretmenimizi gönderdi. Parmağımı sıkmışım böyle, sıka sıka gittim, tabii soğuk da hava. Vardım, hiçbir damla kan akmadı. O kadar soğuk ki soğukla beraber kendim dondurmuş kalmış. Hemen pansumanını yaptılar. Hala da parmağımda o palanın izi, işareti durur. Onu da biz de tarlada hatır olarak kaldı. Biz de çalıştık, onları yaşadık. Şimdi işin doğrusu genel kanı, kamuoyu. Biz biliyoruz da genel tabii takip eden, tarımı takip edenler bu şekilde elle hasat, elle sökümün çok azaldığı yönünde bir inanış var. Halbuki diyorsunuz ki bizim siz, burada yok. Bizim yani tarlalarımız köyde parça olduğu için makine sökümü pek elverişli değil yani. Kaç dekar ortalama tarlalarınız? Ya bir dekardan 10 dekara kadar çıkıyor. Yani fazla kömel büyüğü 10 dekar diyor. Öyle yani, bizim su basar arazimizde 10 dekarı geçmez yani, nadiren yani. Yani sulama yapabildiğimiz arazilerde diyorsun yani, 1 dekar, 2 dekar, 3 dekar böyle. Şu tarla 6 dekardı. 2 dekarda geçen yıl komşudan aldım. 8 dekar oldu bu tarla. Yani birleştirmeyle bu tarlalar yani, ben bu esas bu tarlanın kaynağı bizim bir dakarıydı bura. Yani vereseliydi. Vereselerden parça parça hepsinden satın alarak 6 dakar yaptım. Kendi kendinize toplulaştırma yaptım. Kendi kendime toplulaştırma yapıyorum. Yani benim bir su motoru kurduğum zaman buraya sulama yapacağımda bir kurumluk yerim yoktu yani bütünü, ama şimdi buraya 3 kurum yapıyorum yani. Anladım. Sulamada yani. Anladım. Su motoruyla. Şimdi toplulaştırma o zaman büyük bir ihtiyaç değil mi? Çok büyük ihtiyaç. Yani benim şu mevkide, yani bu kale ile köy arası, bu mevkinin ismi burası öyle. En azından benim 6-7 parça yerim var. Burada benim 30 dakar yerim var. 30 dakar yerim. Tek tarla olsa ben daha rahat ederim. Malzemeyi içine koyurum. Yani rahat rahat çalışırdım. Yani işçilikten kazanırım en azından yani. İndir bindir şeyi yok malzemenin o zamanlar. Kurarım tarlaya, gelirim çalıştırırım, sular giderim yani. Anladım. Şimdi toplulaştırma o zaman büyük ihtiyaç. Tabii, onu da yaptırmak, tabii. Bekliyoruz diyorsunuz. Şimdi pancarı ne zaman ektiniz, nasıl ektiniz, ekmeden önce ne yaptınız, bir onları dinleyelim. Pancarı yerine ekmeden güzün, yani bir yıl önce yani güz mevsiminde ekimi şeyler bittikten sonra ekimimiz biter, pancar çekimimiz biter. Vakit varsa pancar yerlerini aktarırız, süreriz. Evet, pullukla sürüyoruz. Pullukla süreriz. Kış girmeden. Eğer birinci ayda, ikinci ayda bakarsın tarla hoşuna gitmişse bir daha aktarırsın. İkileme yaparsın gerekirse. Gerekmezse ızgara çekeriz. Şubat ayında bir ızgara vururuz. Ta ki Nisan 1'e kadar. Nisan 1'de ekim başlar. Yani fabrika bize bu Nisan 1'den önce şey verir bize, taban gübresi verir, yüz gübremizi verir, grup başlarımızı alır gelir. Biz önce taban gübresini Nisan 1'inden sonra başlar ekimimiz. Biz o zamanlar taban gübresini atarız. Taban gübresini attıktan sonra zaten eğer ızgara vurduysak direktmen dırmıkla gireriz tarlaya. Dırmıkla gireriz. Eğer tarla kaba ise merdane vururuz. Merdane vururuz. Sıkışması için yani pancar tarla yumuşak oldu mu, gömülme yaptı mı tekerler dengesiz bir ekim olur. Dengesiz çıkar yani. Pancar yani sıkışması lazım. Belirli yukarıdaki 3 parmak iyi sıkışması lazım. Pancarın randımanını çıkması için yani. Kaba oldu mu pancar çıkmaz. Evet. Yani tohum hava alır tabii orada örtüşmez. Çabuk hava aldığı için tav gidiverir, pancar oradan sonra kuru da kalır. Yani onun için o çok önemli bizim için o mevsim. İşte pancarı ektikten sonra bir 10-15 gün çok önemli. Şimdi ekim tarihini de konuşalım. Yani ne zaman ektiniz bu pancarı? Bizim bu tarla Nisan'ın 5'inde ekildi.
Tamam. Şimdi bu Nisan'ın 5'inde eken var. Yerinde başlanır. Ekim 10'una 15'ine kadar devam eder. Nisan 15'ten sonra ekilirdi eskiden. Şimdi Nisan'ın ilk haftalarına kaydı. Biraz ekim. Sizde nasıldı durum? Şimdi zaten... Siz nasıl ekerdiniz yani? Eskiden de mi o tarihlerde? Benim aklım yerdir. Ben bu sistemi uyguluyorum yani. Daha erken ekenler var mı çiftçilerde? Var. Geçen sene ektiler. Mart'ın 20'sinde ekti. Havalar iyi oldu diyerek ekti arkadaşlar. O sıkıntılı oluyor. Soğuk vurdu onları. Onlar bir daha yeniledi tekrar. Tekrar ekmek zorunda kaldı. Onun için Nisan, hele hele Nisan'ın 3'ünü bir geçirmek lazım. Yani pancarın garantiye çıkması... Çünkü Nisan'ın bir 15'inden sonra 18 arasında bir hava soğuk oluyor bizim buralarda. O zaman soğuk vuruyor. Yani sizin ayarladığınız tarih bu bölge için tabii. Soğuktan korumak maksatlı. Tabii. Onunla bir soğuğu düşünerek yani Nisan'ın 5'inde falan ektik miydi? 20'sinden sonra ya tam denk geliyor. Yani o rahat oluyor pancarın çıkışı bizim için o zamanlar. Anladım. Garanti oluyor yani. Yağmur da yavaş yavaş çiselemeye başladı. Biz de sohbetimizi devam ettirelim. Şimdi pancarı ektiniz, çıkışlarda oldu. Tabii. Nasıl son zamanlarda, yani son yıllarda pancarın çıkışıyla alakalı kaymak tabakasına yakalanma, kayseye yakalanma durumu oluyor mu, olmuyor mu? Bizim burada o çok olur. Neyedirsen yani eğer ektikten bir hafta sonra, 4 gün sonra yağmur, rüzgarlı bir şiddetli yağmur yağarsa kay yapar bizim burada. O pancar, biz ona çivi çekeriz. Üzerlerinden kay yapmaması için veyahut da su motorlarını kurarız. İkindiden sonra şöyle birer saat ıslatırız yani akşama serin şeyle, nemiyle çıksın gibisine toprağa dayandı mıydı pancar? Geçen sene oldu mu böyle? Yani bu sene yapmadım. Geçen yıl yaptım yani. Kaç kere yaptınız? Zaten o pancar çıkasıya kadar onu güneşe ıslatırsın yani. Yani 3 kere, 5 kere, 6 kere. 2 kere yaparsın en az yani. Şimdi tabii buralar biraz daha ılgın tarafı, iklim biraz daha nemli. Yani yağışınız da biraz ona göre daha fazla, ovaya göre. Ama 4 kere, 5 kere çıkış için su veren çiftçi arkadaşlarımız oluyor. Çumra tarafında, Karapınar tarafında, işte Altınekin tarafında, Cihanbeyli tarafında. Kaymak tabakası hakikaten büyük problem. Bu kaymak tabakasını da ayrıca bir konuşmak lazım ki topraklar eskidikçe, yaşlandıkça bu giren makineler toprağın yapısını bozdukça, organik maddesi azaldıkça toprağın yüzü sıva gibi oluyor. İşte toz o tıkıyor damarları, değil mi? Suyun içeri girmesini engelleyince bu sefer şap gibi, hani sanki kerpiç duvarlara bir böyle badana yapar mısın gibi. Bir parmak kay yapıyor ya toprakta. Yani siz kay diyorsunuz, kimisi kayse diyor, kimisi başka şey diyor, kaymak tabakası yani. Tamam. Bunun okullarda dillendirilen adı o. Biz de ama neticede herkes almış deriz. Biz yani şu anda geçen hafta yağmur yağdı. Eğer o yağmur yağmayaydı 70 dekar falan buğday ekmiştim. Kay bile takılacaktı. Yani. Kayda kaldı. Ama o geçen bir hafta önce bir rahmet yağdı, o kurtardı. Evet. Yani tam kaya toprağa dayandı, kıvrılmaya başladıydı buğday. Şimdi yağışlarımız bu sene güzel gidiyor. 2014 yılı Ekim sezonundayız, değil mi? Buğdaylarla alakalı. Yağışlarımız iyi gidiyor. Yani, yağışlar Allah'a şükür doyuruyor. Çok şükür. Geçen yıl zarar ettik zaten. Harmandan zarar ettik. Pancardan da böyle olursa pancardan da zarar ediyoruz. Polordan dolayı. Yani pancarın fiyatı şu anda 144 lira. Yani geçen yılki fiyatı 144 lira. O fiyata vurduğumuzda bizim polorumuz 10 ile 12 arasında oynuyor. 12 polor olduğunda pancar 100 lira 110 liraya düşüp geliyor yani. Bu genel bir sorun. İnşallah bununla alakalı da bir genel bir çözüm bulunacaktır. Yani her sene aynı tarım yapmanıza rağmen, değil mi? Tabii pancarla şimdi, alakalı. Şu mevsimde yani polar 17'den hele hele 16'dan aşağı düşmemesi lazım. Yani 17, 18, 19, 20'ye kadar çıkar yani şimdi. Anladım. Bu mevsimde. Her sene yaptığım uygulamanın aynısını yaptım ama bu sene pancar polarlarım 10 çıkıyor, 12 çıkıyor diyorsunuz. Doğru. Değerli izleyiciler, pancar poları demek, pancarın içerisindeki şeker oranı demek. Pancarın içerisindeki şeker oranı %16 istenir. Bu 14 olur, 15 olur, düşük olmuş olur. 17, 18, 19 olur, yüksek olmuş olur. Yüksek olduğu zaman buna ilave ücret ödenir. Düşük olduğu zaman düşük ücret ödenir. Ama şimdi fabrikada tabii aldığı 10 kilogram pancardan... Demek ki işte 100 kilogram pancardan diyelim 16 kilogram şeker elde edecekken polar ona düşerse bu sefer de 100 kilogram pancardan 10 kilo şeker elde edecek. Bu sıkıntıyı çözecek bir yapı lazım. Bu tüm Konya'da, tüm Konya genelinde bütün çiftçilerde bir sorun var. İşte bizi de üzen yanı şu.
Biz tabii ki bütün çiftçi arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Herkesin amacı daha yüksek polar elde etmek. Herkes o çabayı gösteriyor. Bu çabayı göstermeye rağmen, değil mi? Her sene yaptığı uygulamalardan farklı bir şey yapmamasına rağmen, artık iklimden mi diyelim, yaşanan sıkıntılardan mı diyelim, hastalık ve zararlardan mı diyelim, ama sonunda bütün Konya'da, İç Anadolu bölgesinde şimdi şeker oranlarında bir düşme var. Bu başlığı gene konuşacağız ama biz pancarımızı çıkardık. Evet. Sulama zamanları geldi. Kaç kere suluyorsunuz? Şimdi, çapa yapıyor musunuz? Sırayla gidelim Abdullah Bey. Pancar çıktıktan sonra Hıdırlez'de çapa başlar. Evet. Çapaya yine aynı keseniye veririz biz, yani kendimiz de işçimiz olmadığı için dışarıdan arkadaşlara veyahut paramızdan yövmeyle çapalattırırız yani. Dışarıdan. Kesenek dediğin işçi arkadaşları diyorsun değil mi? İbrahim arkadaş gibi ailesiyle gelirler mesela, o ikisi keseneye dediğim, onlar çapalar mesela, gelirler aynı bu şekilde sökümünü nasıl yapıyorsa aynı çapasını aynı yaparlar. Anladım. Arkadaşlarımız yani. Elle çapa yapıyorlar. Elle çapa aletleriyle yapıyorlar. Biz, makine çapası yapmaz. Arasını sürüm yaparım ben. Traktörle arasını sürerim. Çapadan 2 gün önce pancarlar tozu toprağı üzerinden makineye çapa yaptıktan sonra, çekildikten sonra pancar yüze gelir o zamanlar. Arkadaşa çağırdım, benim pancarımı çapala dedim. Arkadaş çapamsın yapar. Sıra üzerini çapala. Tabii oradan birinci çapadan çıktıktan sonra yağış yoksa su veririz yani. Ve arkasından yüz gübresini atarız. Birinci çapadan çıktı mıydı? Eğer yağış olacak olursa yağışın önüne atarız gübreyi. Birinci çapadan sonra yüz gübresini, üst gübresini. Ama yağış yok. Baktık çapa beresiyle duruyorsa sularız. Gerekirse arkadaşa ikinci çapayı öyle yaptırırız yani. İkinci çapadan çıktıktan sonra bazı arkadaşlar ikinci çapadan sonra gübreyi atar. Şimdi çapada ot ilaçlaması amacıyla mı çapa yapıyorsunuz, yoksa hani besle olsun diye mi? Ot ilaçlaması yapmıyor musunuz? Ot ilaçlamasını nasıl yaparız? Pancarla hardal dediğimiz ot, sirken dediğimiz otlar, yaban yulafı da çıkar yani bizim burada, o da olur. Eğer pancar görülmeyecek şekilde pancarı basacak olursa ot ilacını öyle kullanırız. Normalinde temiz tarlaya ilaç kullanmayız yani. Anladım. Yani mekanik mücadele diyorsun. Tabii, kimyasal tabii, mücadele yapmıyoruz. Yok, eğer gerek duyarsak atarız gerek ilacı. Duyarsa tabii tarlaya bakarız. Bu tarlaya ben mesela hardal ilacı attım. Yani baktım yabani hardal ilacı. Yabani hardal ilacı attık. Çünkü o pancardan daha hızlı gelişen bir şey. Pancarın üstüne çıkıvırıyor. Pancar göremez işçi. Pancarı keser o zamanlar. Pancarı çapadan çıktıktan sonra ikinci çapayı da bazı arkadaşlar ikinci çapadan sonra gübreye atar. Su motorlarını kurar bizde. Sulamaya başlar. O da Haziran'ın 15'inde başlar. Normalinde sulama Haziran 10-15 dedi miydi? Sulamamız başlar. Hava şartlarına göre 15 günde 20 günü geçirtmemek şartıyla biz gayri en az 5 su verilir normalinde bizde. 7'ye kadar çıkar ama bu sene bu tarlaya biz 3 su verdik. Temmuz'un 10'undan Eylül'ün 10'una kadar bu tarla su görmedi. Gölden su gelmediği için. Bizim bu Zaferiye'nin altında istirdiği bir petrol var. Orada kaynaklar var. Kaynaklardan su geliyordu. O da Zaferi köylüleri bize, adamlar onlar da ektiği için bize hiç su gelmedi. Yani bizim bu kale dediğimiz çeşmenin orada bir iki orada var kaynaklar. Alabalık var orada. Onun orada bir iki su motorluk su geldi. Onda yukarıda arkadaşlardan bize hiç gelmedi bura. Peki daha önceki yıllardaki su durumunuz nasıldı? Yani su gittikçe azalıyor mu, yoksa aynı şekilde eskiden de böyle az mıydı? Tabii bu sene daha çok azaldı. O ispirin o kaynaklardan bize de normalinde gelirdi. Bize köyümüze yeterdi. Ama o Zaferelileri bu sene silajı, yani pancarı bizim ekeceğimizi o kanal boyuna fazla ektiler. O adamlardan bize hiç su gelmedi. Onlar kullandılar diyorsun. Onlar kullandı. Bize sıra gelmedi. Yani bazen işte gölde suyumuz olursa Temmuz, Ağustos ayında bize yetecek kadar gölden su verirler. Yani biz o sıkıntıyı, o hikayeyi öyle atlatırdık ama bu sene gölde de su olmayınca bu sıkıntıyı yaşadık yani. Mesela bir 5 sene öncesini, 10 sene öncesini düşünsek suyla ilgili. Çok rahatladık. Yani hele hele 6-7 sene öncesinde
6-7 senedir bu sistem var yani, sıkıntı yaşıyoruz ama bu yılka kadar hiç yaşamadık yani. Peki Abdullah, ben sana samimiyetle bir şey sorayım. Yani bu suyun geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu su işiyle ilgili mesela gelecek sene gene pancar ekeceksin. Mecburuz, başka yapacak işimiz yok. Ama yani bu sudaki şey seni korkutmuyor mu? Mesela ben çiftçi olsam, geçmişte suyum, su böyle bolken şimdi işte 2 ay gelmedi diyorsun. Temmuz'un başından Eylül'ün başına kadar 2 ay su hiç veremedik. O zaman da hedeflediğin pancar verimini alamayacaksın illaki, değil mi? Ona göre alan ekmiştin. Mesela dedin ki bana konuşmamızda, biz toplamda 145 ton pancar teslim edeceğiz. Doğru. 9 ton hesabıyla dekardan ekim alan ayırdık. Ayırdığımız alana ektik. Şimdi 6 ton geliyor, 7 ton geliyor diyorsun. Evet. Arada açık var. Şimdi seneye gene ekeceksin pancar. Gene 145 ton şeyin olacak. Taahhütün, kotan olacak. Su gelmeyi verse o zaman ne yapacaksın? İşte onu da fabrika bize bir kolaylık tanıması lazım. Kuraklıktan dolayı bize affedecek o zamanlar. Ya dese yani ceza ödeyeceğiz. Ceza verirlerse kötü diyorsun yani. Kötü yani. Bazı işte böyle kurak mevsimlerde bu yıl yok. Bizde sıkıntı var. Bizim yani belirli birkaç köyde var bu. Öbür köylerde sıkıntı olmadığı için kuraklık şeyine girmiyor halihazır. Bizden dilekçe almıyorlar. Başka senelerde kuraklık olduğunda bizden dilekçe alırlar da. Yani şimdi şu burada konuştuğumuz mevzu şuna çıkıyor. Kuraklık sadece buğdayda kuraklık diye anlaşılmasın değerli izleyiciler. Kuraklık olduğu zaman pancarı da etkiliyor. Tabii. Niye etkiliyor? Çünkü sen yüzey sularıyla tarım yapan bir çiftçisin. Yüzey suyu olmayınca, yağış olmayınca bu sefer ne olacak? O zaman da pancar verimi düşecek. Bu da bir sıkıntı olacak değil mi? Buradan bir kilometre ileride komşunun tarla var orada, son taşı var yani 10-15 metre bir son taş vurdurduydu bundan 4-5 sene önce. Arkadaşa dedim, bizim pancarlarımız yanıyor, kurudu, şu yapraklar hiç kalmadı pancarda. Arkadaşa dedim vallahi pancar yanıyor, 2 ay oldu dibimizde şu 2 dakika da o arkadaşın. Yardım, buraya yardım, ben malzemeyi serim, ikimiz sulayalım bari dedim. Oradan buraya 10 davancayla suladım. Eylül'ün 10'unda suladım onu da. Yani o arkadaşın kuyudan suladım. 1 kilometre malzeme serdim. 10 davanca taktım. 10 davancayla ama mazotuna yani masrafını kurtarmıyor. 10 davancayla çalışır mı motor? Ta oradan buraya su basıyor. Anladım. Yani zarar yani bunlar hep bize yani. Tabii. Bunlar maliyeti arttıran veriler. Şimdi sulamadan bahsediyorduk. Sulamayı konuşuyorduk. Sen dedin ki biz bu sene 3 suladık ama normalde 5, 6, 7 sulanır. 7'ye kadar çıkar. Bu şimdi sayı suyu sayı olarak söylemek çok anlaşılır olmuyor. Saat olarak mesela tabanca çalıştığı zaman kaç tabanca çalışır, kaç saat çalıştırırsınız? Sabah 7'de çalıştırırız, akşam 7'ye kadar. Akşam 7'de gelir. Kaç tabanca çalışıyor? 10 tabanca mı? Hayır. Normal olduğunda. 22-23 tabanca takarız lombardına, 24 takarız. Lombardının büyükleri var. Evet. Onlar olursa 30 tabanca takar adam, daha fazla. Sabah 7'den akşam 7'ye? Akşam 7'ye kadar çalışır. Geliriz hemen aynı tarlada, yanımızda çoluk çocuğumuz da yazın burada oluyorlar çocuklar bazen. Olmazsa kendimiz yarım saatte aktarırız malzemeyi. Yeni hat kurarsınız. Tekrar aktarırız malzemeyi, tekrar çalıştırırız. Tekrar 7.30'da çalıştıysa sabah 7.30'a kadar aynı 12'şer saat aralıksız. Peki bu 12'şer saat mesela az mı geliyor, çok mu geliyor, fazla mı geliyor, hiç farkında mısın? Yani 12 saat mi olsa iyi, 5 saat mi olsa iyi, 7 saat mi olsa iyi? Zaten 6 saat, 8 saat hiç tarlanın haberi bile olmuyor. Yani doyurmuyor toprağı. Yok, yeterli kalmıyor. Yani imkanımız olsa, yani bizim bu sene su yoktu da imkanın olduğu zaman ben bazen Temmuz, Ağustos ayında 16-18 saate kadar çıkarttığım olurdu tek kuruma. Yani Temmuz sonundan Ağustos ayında. Yani o zamanki su ihtiyacı daha fazla oluyor. Peki mesela şimdi damla sulama deniyor, işte tamburlu sistemler deniyor. Böyle hiç düşündünüz mü? Damla sulama kurayım, bununla sulatayım falan. Silajlara yapıyorlar onu. Burada var arkadaşlar, silaj ekenler 810 hanede damlama yapıyorlar silajlarda. Silajlara kuruyorlar. Mısır ekenlere dedim gari. Mısır eken arkadaşlar yapıyor bunu yani. Onlar da var ama pancara hiçbir vatandaş kurmadı yani. Yapmadı yani. Sistemi kurmadı. Şimdi suyun sıkıntılı olduğu alanlarda genel çarelerden birisi de damla sulama. Bunu da düşünmek gerekiyor tabii. Peki hasada geldik. Şimdi pancarlarımızı büyüttünüz. Gübrelerini attınız. Toplamda tabana ne kadar gübre atıyorsunuz? Üstüne ne kadar gübre atıyorsunuz? Ben taban gübresini
50 kilo ile 70 kilo arasında değişir. İmkanım varsa 70-75 kilo kadar çıkardım dakarına, 1000 metrekareye. Ama imkanımız yoksa 50'şer kilo atarım ben. Dekara. Dekara. Ama fabrikanın verdiği dekar hesabından 35 kilo falan tahmin oluyor yani. 35-40 kilo arası gübre veriyor fabrika bize. Niye fazla atıyor? Atmazsak alamıyoruz ki zaten. Verim düşük oluyor. Verim düşük oluyor. Yani mecbur niye diyoruz biz 9 ton 10 ton alacağız diye uğraşıyoruz. Gübreyi atarsan, suyu verirsen alıyorsun bunu. Atmazsan yok. Zaten topraklarımız az diyorsun. Birim alandan daha fazla yani verim alıyor. Azdan çok kazanmak yani. Maksadımız o yani. Verimi arttırmak, kaliteyi arttırmak. Tabii. Öyle attın taban gübresini. Üstüne ne kadar gübre atıyorsun? Aynısında onu da uygularız. Aynı tabana ne atıyorsam üstüne de aynı kiloda gübreyi atarım yani. Şimdi... Üre mi atarsın? Üre atarız. Mesela 50 kilo tabana üre gübresi üstüne atmışsak çapadan çıkınca ve o bazı arkadaşların fabrikanın verdiği 35 kilodur o, onu atar. Üzerine 33 nitrat alır. Yani onu da ikinci, üçüncü suda takviye amaçlı o zamanlar kullanırız o gübreyi de yani. Hepsini birden atmayız üst gübresini. Gübreleri tamamladın, sulamaları yaptın, çapaları yaptın. En sonunda hasat işte gördüğümüz şekilde işçi arkadaşlar geldiler. İşçi arkadaşa işte keseneye verdik işçi arkadaşa. Arkadaş söküyor işte eşiyle birlikte çalışıyorlar burada. Biz de geliyoruz traktörlerimizle yükletip römorklarımızla fabrikaya götürüyoruz yani. Peki hasat işçiliği sana kaça mal oluyor? Yani kaç paraya söktürüyorsun bu araziyi? Bunun dekarını arkadaşlar bizim burada 95'inden 105 lira arası oynuyor yani bizim burada. Yani pancar azsa 95, pancar çoksa 105 gibi. Ya erken olursa adam 95 liradan pazarlık yapmıştır, söktürüyor. Ama şimdi bu mevsimden sonra olursa adam 110 lira da ya da söker, 120 liraya da söker. Yani zaman geçti. Havaları soğumaya başladı. O adam da o da haklı yani. Çamurun içinde çalışıyor yani. Doğru. Şimdi biz bu pancar yılını değerlendirecek olursak Abdullah en son bu sene yani rakamlara baktığında, fiyata baktığında, şeker oranlarına baktığında yılınız nasıl geçmiş oluyor? Para kazandınız mı? Başa baş mı çıktınız? Zararda mısınız? Onu bir duyalım sizin için. Vallahi biz bu sene harmandan zarar ettik. Buğday harmanından ya biçeri kurtardı ya tohumu alabildik yani bu sene zarar ettik. Yalnız pancarda da şu anda zarardayız. Niye dersen bizim olarak yani susuzluktan dolayı tonajımız düşük. Bir de polorumuz düşük. Pancardan da zarar edecek gibi böyle olursa yani. Şimdi pancarı kar ettik, zarar ettik diye bir şey diyemeyiz. Geçen yıl Şubat ayında ilk defa bize Şubat ayında ödeme yaptılar. Ondan önce 30 Nisan'da ödüyorlardı bizim pancar paramızı. Biz daha 6 ay sonra para alıyorduk normalinde. Ama bilmiyoruz bu sene de ödeyecekler, ödemeyecekler. Bilmiyoruz Şubat ayının sonunda. Erken öderlerse iyi. Öderlerse iyi ama ödeseler de zaten dediğim gibi yani bu masrafını zor yani bu yıl çok. Bu yıl sıkıntılı yani, bir yıl oldu. Eğer poloro bizim eğer 16'nın altında ödeme yaparsa biz ekmek yiyemeyiz bu sene de pancardan. Böyle bir sıkıntı var. Oldu Abdullah, bereketli yıllar dileyelim size, bereketli üretimler İnşallah. Diyelim. Bir de işçi arkadaşlarımızı dinleyelim bakalım onlar ne yapıyorlar. İbrahim de değil mi işçi arkadaşın İbrahim. Adı? İbrahim kolay gelsin. Yani sen var ya biz burada röportaj yaparken iki kaşın gözün arasında hemen hemen şurada 200 metrekare yeri tek başına hasat ettin, temizledin. İbrahim nerelisin? Ben Ilgın Belekler Mahallesi'ndeyim. İyi. Oturmaktayım. İyi ne güzel. Burada abiden iş aldım. Keseneye buraya çalışmaya geldim. İşte yağmur, yaş. Bu kesenek lafı kesmekten mi geliyor? Hayır götüre diyelim gari biz. Götür usulü kesene deriz. Niye götür demiyorsunuz da kesene diyorsunuz? Da? İşte kimimiz görüşe farklı oluyor. Ben bu mahallede kesene deniyor. Evet. Aynen. Burada kesene diyoruz. Kimimiz götüre denir. Hı. Herkesin görüş farkı oluyor. Götüre olarak aldım abiden. Geldim. Buraya işte 12-13 gündür, 15 gündür de çalışıyoruz. Yağmur, yaş. Mecbur abinin işini. 15 günde de buradayız bu kış gününde. Yağmur, yaş mecbur. Karnımızı doyurmak için bu işi yapıyoruz yani. Peki bir sezonda karı koca beraber çalışıyorsunuz. Evet. Pancar evet. Sezonu boyunca çapa yapıyorsunuz. Evet. Hasat yapıyorsunuz değil evet. mi? Evet. Çapaya gidiyoruz. İşte çapadan geliyoruz.
Ondan sonra da işimiz yok, boşuz. Kışın boş musunuz? Kışın da boşuz, yazın da boşuz. Yani bir çapa gidiyoruz 15 gün, 20 gün. Ondan sonra da tekrar geliyoruz, 20 günde burada bu işi yapıyoruz. Yine boşuz yani. İşimiz yok yani elimizde. Bu işi ancak yapıyoruz diyorsun. Evet, bu işten başka da yaptığımız bir işimiz yok. Yani bir gelirimiz de yok. İşte gelirimiz bu yani. Peki bu sene yağışlar da çok oluyor. Şimdi bu Eylül-Ekim aylarında. Sizin için iyi mi kötü mü? Pancar söken çiftçi, işçi için. Bizim için hani kötü bir şey yani pancar söküm için ama pancarda çalışırken çamurda çalışıyorsunuz. Evet, çamurda sökemiyoruz, yatıyorsun, iş vermiyor, üretim yapamıyoruz. Hani evet. Tutup da hani kesip de yapamadığımız için iş sürekli fazla gün alıyor. Gün aldığı için de bize engel oluyor. Diyelim 2 günlük iş 5 güne sürüyor yağmur yağdığı gün. Kolay gelsin bakalım İbrahim, ne yapacaksın? Çalışacaksın artık, yapacak bir şey yok değil mi? Allah'tan gelen bir şey yağmur, onu da istiyoruz biz. Hani işçi de olsam onu da istiyorum ben yani yağmuru. Evet. İbrahim bunun adı ne? Dirgen mi? Bunun adı dirgen efendim. Peki bunun niye ipi var böyle? Bu ipi belimize bağlıyoruz. Pancarı astılmak için kuraklık zamanında bunu attığımız zaman sadece hani ıslaklıkta bu elimizle gelir. Yalnız ipi bağlamadığımız zaman bu dirgen ile pancarı getiremeyiz yani kuraklıkta belini mecbur. Belini çekiyorsun geriye. Evet. Belini çekince elimizi böyle astılıyoruz, ondan sonra geliyor pancar yani. Evet. Belimize için takıyoruz bu şeyi, ipi. Evet. Kolay gelsin bakalım İbrahim. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol, var ol. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, pancarın ekiminden, işte hasadından, küçük şartlarda üretiminden bahsettik. Geldik en zorlu kısmına. En zorlu kısmı pancarı teslim etme. Bu sene Ilgın Şeker Fabrikası'nın önündeyiz. Her zamankinden daha uzun bir kuyruk var. Her zamankinden daha fazla bir çiftçi var. Çiftçilerimiz burada toplanmış durumdalar. Tabii birkaç imkan yaratılmaya çalışılmış, bir kahve var, oraya sığamamışlar. Yemek imkanı var, çadıra benzer yani bir lokanta değil. Sıraya bakıyoruz, sıra ileride bir noktaya kadar bir kulübe konmuş. Onun gerisinde sıra kendi imkanlarıyla yapılıyor. Fabrika elinden geldiği kadar yapmaya çalışmış ama bu noktaya geldiğimizde de tabii bu yoğun teslimat zamanında vatandaş sırada kalmış. Dün gelenler bugün ancak ayrılabiliyor herhalde. Bir dakika. 8 saat diyeceğim. 54 tek, saat. Tek tek konuşalım. Şimdi kamyonla gelen, kamyonla mı geldi? Traktörle. Traktörle. Buradayım sen abi. 48 saat buradasın. Buradayız abi. Teslim edeceğim diye bekliyorsun. Evet, bekliyoruz. Geçen sene nasıldı? Geçen sene de aynı. 2 sene beri gene aynı burası. Neden geç boşalıyor sence? Valla fabrikanın iyiliğinden. Yani lifler mi çalışmıyor? Boşaltmalar yavaş diyorsunuz, o yüzden. Peki traktör getiren bir tane gördük arkadaş, dün getirmiş, saat 10'da ayrıldı. Abi gece saat 1'de bize diyorlar ki gece saat 1 olmuş, herkes burada ıslak. Diyorlar ki sabah saat 8'de alım yok diyor, sabah saat 8 geçti bak, saat şu anda 1.30 öğlenin buldu, daha hala hiçbir şey yok. Dün biz saat 4'te geldik buraya, bugün saat kaç, saat bilmiyorum işte. Daha peronun ortasında dün gece saat 8'de bir kapattık kontağı, bugün saat hala duruyor. Ben sana bir şey diyemem, ziraat odası başkanı, pancar kooperatif başkanı nerede?
gelsin şu rezilimizi bir görsünler. Şimdi değerli arkadaşlar, tarım kuşağı izleyicileri, pancar üretimi, herkes pancar tonajım olsun istiyor. Pancar üreteyim istiyor ama bir yandan bunu üretmek çok zorlu. Bunu en son ürettikten sonra getirip teslim etmek de ayrı zorlu bir iş. Bir de bu işin polar durumu var. Şimdi polar dediğimiz pancarda şeker oranı. Ben şimdi arkadaşlardan burada tek tek mikrofonu uzatacağım. 11-12 polar. Polarım kaç çıktığını söylesin herkes. Ben onu uzattığım arkadaş, benim bu seneki polarım ne çıktı onu söylesin. Sizin kaç çıktı arkadaş? 10 ile 12. Sizin? 13-14. Aynen. Söyle rakamını. 11. Senin? 13. Senin? 11. Abdullah, sen söylemiştin. Sen söyledin. 11 arkadaş. 11. 13.8 çıktı. 13.8 çıktı. Şimdi geçen sene kaç çıkıyordu? 17-18 çıkıyordu. Şimdi bu sene geçen seneden farklı ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadık. Her şeyiniz aynı. Bu sene daha fazla çıkması lazım. Niye dersen kuraklıktan dolayı. İklim çok suladınız diyorsun. Evet. Şimdi ne olduğunu tabii bunu araştırmacılar çözecek. Bunu ilgili uzmanlar çözecek. Ama bütün genelde şeker oranında bir sıkıntı var. Şeker oranında 16 poların altında çıkıyor herkesin şeker oranı. Devlet de var. Ha, sıkıntı fabrikada var abi. Şeker polarında değil. Fabrika oynuyor şeker polarlarını. Şimdi hadi buradaki fabrikada aynı tarladan aynı sıradan söküyoruz. 12 geliyor. Olmaz. Aynı fabrika geçen sene de alıyordu sizinkinleri. 17 çıkıyordu. Şimdi başka fabrikada da düşük çıkıyor. Yani fabrikayla tamizle değil. Aynı sırayı söküyoruz. 17 geliyor. Aynı sırayı söküyoruz. 15 geliyor. Geçen sene 17 çıktığı da oldu. 12 çıktığı da oldu. Ha, bu sene hiç 17'yi gören yok. Varsa da çok nadir. Aslında bu sene daha fazla olması lazım. Az sulanan pancarın şeker poları yüksek olur. Bu sene kurak geçtiği halde biz 18-19'ları beklerken 12-13'lerde kalıyoruz. Kafeteryaların şöyle bir şeyini çekin sana. Kafeteryaların bir fotoğrafını çekin bizim. Bunların sağlığı yok mu insanlara? Çadır ya. Yani burada teslimata gelen arkadaşların ayrıca sağlık problemi de var diyorlar arkadaşlarımız. Yani yaşam ortamları çok zorlu, çok sıkıntılı. Kafeteryalar ancak çadır imkanlarında, baraka türünde. Suriyeli sığınmacıların durumu bizden iyi bak. İşit arabaya. Suriyeli sığınmacılar bizden iyi. Değerli seyirciler, bir dokunduk bina işittik. Biz ekranlarınıza size buradaki sıkıntıları da getireceğiz ki insanlar görecekler tabii. Bunun için tedbirler alacaklar. Ama mutlaka bu kadar yoğun bir yükleme olduğu zaman da buna cevap vermekte zor. Geçen sene de mi bu şekildeydi yani? Bir şey daha söyleyeyim abi. Kamyoncular, traktörcüler şöyle baktığınızda zaten her şey ortada. Dün geceden beri kamyon alımı oluyor. Bir tane traktör alımı olmuyor. Kamyonları kitap gibi dümdüz betona çıkartıyorlar. Traktörler, adamın lastiği patlıyor, arabası devriliyor, jantı patlıyor. Her şey rezillik orada. Ortada şöyle kamera çevirsen her şey ortaya çıkar. Arkayı da gördüysen kamyonlar yine dümdüz peronunda, traktörcüler asfaltta. Ondan sonra fabrika personeli girerken çıkarken araçlarla traktörcülere laf söylüyor, şeylik yapıyorlar. Jandarma geliyor ceza yazıyor. Yani traktörle dizilen sıra bozuk. Çok bozuk. Kamyonla oluşturulmuş sıra şeyli. 2000'de biz betona çıkardık. Kamyonlar buraya durdu. Sene 2014 kamyonlar betonda, biz çamurun içindeyiz. Değerli tarım kuşağı izleyicileri, hakikaten çok sıkıntı var teslimatla alakalı. Tabii bununla ilgili tedbirler mutlaka alınıyordur, alınacaktır. Ama buradaki arkadaşlarımızın da sesine birilerinin kulak vermesi lazım. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz.